Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Hürriyetten okuyayım, hürriyet. Tam da zamanı. Ramazan ya. Birisinin hürriyeti birisinin, başka birisinin köleliğine sebebiyet veriyor. O zaman o hürriyet olur mu? Mesela nefsi güçlendirmek, yiyip içiyor, keyfi maaşı hareket ediyor. Ruh o nispette aşağı iniyor. Ona hürriyet denilir mi? Neyse bu konumuz o değil, onunla alakalı değil de ismi o. Kısa bir zamanda hürriyet namı altında her şeyi yapma selahiyetini bulan insan, daimi ve ebedi hiç istemediğini yapmak zorunda bırakılması ve yapılmasına katiyen istemediği şeylerin istemediği yönden sonsuz yapılmasına nasıl hürriyet denir? Bir daha okuyayım. Kısa bir zamanda hürriyet namı altında bir şey yapma selahiyetini bulan insan, yani dünya hayatında kısa bir zamanda istediğini yapma selahiyetini böyle bulmuş, vermiş. Allah karışmıyor selahiyetine. Daimi ve ebedi hiç istemediğini yapmak zorunda bırakılması. Cehennem mesela. Hapis mesela. Ve yapılmasını katiyen istemediği şeylerin, yani ben bunu katiyen kendim istemem bunu, şeylerin istemediği yönden sonsuz yapılmasına nasıl hürriyet denilir? Yani hürriyet anlayışı, insan yanlış yorum yapıyor. Hürriyet kendisine ve başkasına zarar vermemekten başlar. Hududu oradan başlıyor. Mutlak hürriyeti iddia edenlerin ortak tarafları, dikkat ederseniz mutlak hürriyeti, hürriyet değil de hürriyet ayrıdır, mutlak hürriyet ayrıdır. Hürriyet, mutlak hürriyet hayvanlıktır, köleliktir. Hürriyet ise medeniliktir. Ama kendi tanımlamayacak. Hürriyet her yapma, her şeyi yapma yetkisi ve yetisi değildir. Ben her şeyi yapabilme hürriyetini buluyorsa, geliyorum mesela sen caddede arabana baktım. Vallahi ben bununla hiç dolaşmadım deniz kenarında. Bir dolaşayım. Ne yapıyorsun kardeşim? Kimin arabasını aldın? Oo, benim hürriyetimi nasıl kısıtlıyorsun ya? Ben istediğimi yaparım diyebilir miyim? Veya eşini, aşını, işini müdahale ediyorum. Hürüm kardeşim. Hür olur mu yani şimdi? Benim hürriyetim başkasının köleliğini ortaya koyuyorsa bu hürriyet değildir. Bu hürriyeti tanımlamaya çalışanların o tanımlayan kişinin insan hakkında verdiği değeri çok güzel simgeliyor. Yani hürriyeti anlatan yazar, hürriyeti konuşan kişi aslında hürriyeti konuşurken kendini tanımlıyor. Yani kendini ne kadar tanımıyor? Yani bedenle ruhu beraber mi kabul ediyor? Yani hürriyet denilen bir şeyi yaşadığı toplum içerisindeki bireylerin hak ve hürriyetleri midir? Yani toplum içindeki bireyin, fertlerin toplumu içerisindeki hareketlerinin tanzimi midir? Yani hürriyetin temelinde pergelini ruha konmalı, imana konmalı. Mesela ne derler diye giyiyoruz, ne derler diye yiyoruz, bunun adına hürriyet diyoruz. Böyle bir şey olur mu? Toplumun dayatmasının dışına çıkabilen var mı? Nasıl hürriyet, hürsün? Toplumun dayatmasına göre giyiniyorsun. Ne derler ya, ayıp olur ya. İnanmadığı halde yaşamak zorunda bırakılan insanlar var. Herkes zannediyor musunuz ki inandığı gibi yaşıyor? Toplumun istediği gibi yaşıyor.
Medyanın dayatmasına göre yaşıyor. Hürriyet yok ki. Ne hürriyeti? Kölelik var. Eskide çarşı pazarda satılıyordu insanlar. Şimdi sokaklarda satılıyor insan. Yani hürriyetleri satılıyor. Yani medyanın, toplumun, insanların anlayışına göre davranan hürriyetini kaptırmıştır. Hür değil ki. Köledir. Yani midemi doldu ustanın tabiriyle dimağını ve kalbini mideye yedirmek hürriyet midir? Dimağını ve kalbini mideye yediriyorsun. Yani karnı doyuyor ama ruhun köle. İstemediğin halde yapmak zorunda bırakılıyorsun. Mutlak hürriyeti iddia edenlerin orta, yani bir de şunu kaçırmayayım. Hürriyeti iddia edenler, hürriyeti konuşanlar, konuştuğuna bakın, hürriyeti konuşmuyorlar, kendilerini konuşuyorlar. Kendini tanımlıyor. Yani kendisine verdiği değeri, manayı anlatmaya çalışıyor. Onu toplumda göstermeye çalışıyor. Hürriyet o değil, çok değişik bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bilmem ilginiz çekiyor mu bunu? Yani kendisine ne değer vermiş? Ruhunu ruhuyla, yani odun odun mu görüyor? Odun, zahirde odun olarak gören odundur zaten. Ama odun, dumanı var. İçi demeyeceğim. Çünkü içi deyince dişi farklı. Bardağın içinde su var diyoruz. Bardak ayrı, su ayrı oldu. Odunun içi deyince odun ayrı, içi ayrı oldu. Hayır. Odunda, odunda olan nur, odunda olan duman, odunda olan ısı, odunda olan ışık, odunda olan ultraviyol ışınları, bir sürü dalga boyları ve bedene yararlı enerji dalga boyları. Şimdi odunu ortaya çıkarttığın zaman, yaktığınız zaman odunun bunlar farklı yapıları inkişaf ediyor. Şimdi hürriyet deyince adam bedenle ruhu bir kabul eden adamın hürriyet konuşması ne olur ki? Bedenle ruhu tek kabul ediliyor. Ölümü şey kabul ediyor, fiziksel boyut kabul ediyor. İnsanı kilosuyla ifade ediyor. İnsanı servetine göre değerlendiriyor. Arabası, bindiği arabaya göre değerlendiriyor. Yani hükmettiği paraya göre değerlendiriyor. Bu adamın hürriyet yazısı veya konuşması nasıl olacak? Yani beden denilen şeyin hürriyet, bedene ait uşkurluğuyla, midesiyle alakalı hayat felsefesini hürriyet diyecektir. Yani dimağın hürriyeti, kalbin hürriyeti, vicdanın hürriyeti, ruhun hürriyeti, yani itikatların hürriyetleri, imanın hürriyeti var. Bunun zıttı ise ideolojilerdir. İdeoloji demek, ideolojinin kısa tanımlarıyla başkasının hak sahibini, hak vermeyen, başkanın hiçbir, yani eyleme dönüşmüş düşünce. İddiadan ideolojiye dönüşmüş. Eyleme, başkasına yaşama hakkı vermiyor. Mutlak hürriyeti iddia edenlerin ortak tarafları, kendilerini tanımlamaları, insanlıklarına yatırım yapmamaları, yani ortak hürriyete ait böyle var ya, böyle dini olmayıp da böyle toplumda hürriyet falan diyorlar. Onların ortak tarafları şu: kendilerini tanımlamamaları, kendisini tanımlayamıyor, bak kendini tanımıyor, tanımlayamıyor. Yani tanımlamak da şu. Şimdi tanımak kendi özverine seyahattır. Öz alemine yabani olmamak, yabancı olmamak. İnsan bu asırda en büyük yabancı, bu Almanya'da yaşamak değil, kendinde yaşamamak, yani kendine uzak olmak, tanımamak. Kendimizi unutmuşuz mesela. Unutmuşuz derken zaten böyle bir şey yok. Ha, kendisini ne kadar tanıyor? Peki, bir de kendisini neyle tanımlıyor? Ben servetle mutlu olurum diyor. İstatistiklere bakıldığı zaman her şeyi olanların mutsuz oldukları çıkıyor. İstatistik bu. Mesela sizin bir Selahattin abi benden yaşlıdır. Mustafa değildir. Ama duymuşsunuzdur. Köydeki babaanne, dedelerimiz, babalarımız düşünün. Elektrik yoktu değil mi? Mum da yok. Ama gayet mutluydular.
Hiç hatırlar mısın dedenin, babalarının panik atak hapını içtiğini? Yok. Ben böyle bir şeyi bilmiyorum. Ben bu panik atak meselesini 10 senede duymuşum. Son 10 senede. Sinirsel bir hastalık vardı. Panik atak son 10 senede duymuşum. Yani Türkiye'de. Yani mutsuz insanlara bakıldığı zaman her şey olan, fazla ben ileriye anlatmıyorum. Google'a girin, intihar istatistiklerine girin. En çok birincisi, bilerek söylüyorum, Japonya, Norveç, Finlandiya. Yani kişisel gelirin en yüksek olduğu devletler. Türkiye'ye geldiğin zaman en çok intiharların Ege bölgesi olduğu. Ege ve Akdeniz bölgesi olduğu. Sonra İç Anadolu böyle geliyor. Ondan sonra şey doğru geliyor, Karadeniz'e. En son Kürdistan, Kürtler'de sıfıra yakın oluyor. Yani doğu, yani dinin hakim olduğu yerler. Adeta dinin istatistiğiydi. Yani ben biraz ehliyim de bu şeyin. Yani bu Sağlık Bakanlığı'nda çalışan bu boşanmaları, efendim sinüzit hastalığı hepsini anlattı bana. İstatistikleri gösterdi. Hocam hangi konuda istatistik istiyorsun? O konuda çalışıyor. En çok ben ne bileyim. Sonra geliyor Ege, Akdeniz, İç Anadolu, sonra Karadeniz'i geliyor. İntihar olanların düşük olduğu böyle geliyor. En şeyde böyle doğuya geliyor. Böyle doğuya geliyor. Sıfır gibi geliyor. Yani baktığın zaman peki ne özellikleri var? Ortak tarafları din hakim. Tamam, din hakim. Neyse şu tanımak, kendine yabancı olmamak, yabani olmamak, kendi öz değerlerini bilmek, fark etmek. Onun alameti de şudur. Alametlerinden bir tanesi dedi, şudur. Hep böyle yoka odaklanmış. O yok. O yok. Audio, proje yok. 100 bin eurom yok. Bilmem neyim yok. Vara odaklanmaz. Varı görmez. Kendisinden kayıp olduğunu, kendisine kayıp olduğunu, kendisinden dışarıda olduğunu gösteriyor. Kendisini dışarıda arayan insanlardır. Varı fark etmemiş. Varı saymaya kalkarsanız sayamazsınız diyor. Allah ayetinde öyle diyor. Nimetimi saymaya kalkarsanız فَاَمَا بِنِيمَةِ رَبِّكَ فَهَلِّذِ sayamazsınız. Ama kör olası cehalet sayamazsınız Allah'ın dediği nimetleri görmüyor. Hiçbir tanesini. Böbreğinin çalıştığını görmüyor. Yaşadığının farkında değil. Peki size bir alamet söyleyeceğim. Bana bakın. Bana bakın. İstisnasız hiç kimse benim dışında şey yapmaz. Güldüğüne göre sen olayı biliyorsun. O zaman çorabının rengini söyle. Gri abi. Gri midir? Hakikaten gri mi? Evet. Çorabınızın rengini biliyor musunuz? Siyah. Gri. Biliyorsun değil mi? Herkes baktı. Demek ki... O hiç bizi açtasın abi. O dinlemiş. Evet. Ben dinlemedim de. Yani. Söyledi, hatırladın mı çorabın rengini? Hatırladım. Türkiye'de uyguladım çoğu. Derslerde duyarsınız, dinliyorsunuz. Çünkü İbrahim'le vesaire dinlediğine göre bu ders sitede. Bana bakın diyorum, bana odaklanıyor. Hiç kimse çeviriyor. Giydiği gömleği söylesin bana. Söyle dedim. İnanın 3 kişiden 1-2 kişi bilmiyor. En azından 1 kişi, 3 kişiden 1 kişi bilmiyor. Giydiği gömleğin rengini bilmiyor. Şunun rengini bilmiyor. Yaşadığın farkında değil. Yani bununla ne iş yapmaya çalışıyorum? Bir şey denemek istemiyorum. Değil kendini tanıma fark etmesi, giydiğini bir farkında değil. Şimdi o zaman sen nesin? Neyle tanımlıyorsun kendini? Hani sen adama sordum, kimsin sen delikanlı dedim. Ekmek dağıtıyordu fırını. Ben diyor eski belediye başkanı, sen kimin oğlusun dedim. Eski belediye başkanı falancanın o yeğeniyim dedi. Ben kimin oğlusun dedim. Kendisini onunla tanımladı mesela, tamam mı? Şimdi neyle tanımlıyorsun? Mesela desen ki sen kimsin? Vallahi arabası olmayan bir adamım.
falan şey olmayan, şudur. Yani tanımlamak çok önemli. O da sen kendine yaptığın değer mihenklerinden bir tanesidir. Onun kendisi hangi konuda nispet ederse onun fakir olmuş, onunla kendisini kıyas ediyor. Onun için tanımak ve tanımlamak. Hangisi daha emret abi mesela? Kendisini tanıyan sonra tanımlama mihengini olur. Mesela adam peygamberler tanımlar. Sen kimsin dediği zaman ben Hazreti Muhammed'in ümmetiyim der. Adama sen kimsin dedin? Sinopluyum der. Neyle tanımladın? Tabii mesela. Sen kimsin kardeşim? Sen kendi hakkında şey yapar mısın? Ben bir kere Allah'ın kuluyum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyim. İmam Azam'ın işte talebelerindenim. Tamam? Bediüzzaman Hazretleri'nin öğretisinde bulunuyorum. Dershaneye gidiyorum. Neyi mi soruyorsun? Veya en azından şunu sorar. Ya sen kendini bir anlatır mısın? Neyi mi anlatayım yani? Neyi mi? Kimliğimi mi istiyorsun? Kişiliği mi? Kimlik mi? Kişiliği mi? Neyse. Hürriyeti, mutlak hürriyeti iddia edenlerin, mutlak hür olacağız diyenler kimlerdir? Okuduğum için söyledim bunu. Kitaplarında baktım yani. Ve bu işin uzmanlarıyla kısmen görüştüm. Mutlak hürriyeti iddia edenlerin ortak özellikleri buymuş. Neymiş o? Kendilerini tanımamaları, kendilerini tanımıyor. İşte biraz önce anlattığım hürriyet denilen şeyin kişinin toplum içindeki davranışları ve sözlerinin yer bulması vesaire. Yani hürriyeti hariçte aramış. Kendisini tanımamış. Hiç haberi bile yok. Tamam. Sonra insanlıklarına yatırım yapmamalarını gördük. Bu işin felsefecilerine, felsefesini yapan, okuyan, yazan, çizene sordum yani. Ehli olan, bu işte çok hassas olan. O anlatırken aldığım not bu. Bir, kendini tanımıyor. İki, kendine yatırım yapmayanlar. Mutlak hürriyeti iddia edenler. Başka, bulundukları dünyanın kavşağının idrakinde olmamaları. Dünya bir kavşaktır böyle. Hiçbir belirlenişi yoktur. Ortadadır kavşak. Hiçbir şey yok, boş. Ya kocaman bir arsa yani böyle boş duruyor. Hayır, bütün yollar onunla belirleniyor. Onu kaldırırsanız yollar birbirine girer. Ne nereye gider belli değil. İşte dünya kavşaktır. İçi boştur. Ama tanımladığı yere göre manalanır. Sıfır gibidir. İnsan kavşaktır aynı zamanda. İnsanla bilinir. İnsan sıfır gibidir. Hiçbir belirleniş yoktur. Ama bütün sayılar onunla bilinir. Sıfırı kaldırırsanız bir yoktur, iki de yoktur. Eksi bir de yoktur. İnsanı kaldırırsanız dünya hiçbir şey yoktur, hiçbir mantığı yoktur. Bir gülün güzelliği ve gülün koklamasını, öküzün kokladığını nerede gördünüz? Öküz yenir mi yenmez mi diye koklar otu. Yani bir gülüyle, bir gül ile bir otun öküz için farkı var mı? Bir muhabbet kuşuyla bir balık kafasının kedi için farkı var mı? Yok. Sonra insanın ortak bataklığı olan şeytan denen sistemin insanda nasıl işlediğini bilmemelerinden geliyor. Şeytan denen bir birimin işletim sistemini bilmiyor. Kainatta işletim sistemi var. Bilgisayarda değil mi? Linux var, Windows var. Başka var mı? Neydi? Apple'ın iOS var. Çok telefonların var. Android işletim. Var değil mi? Bir sürü var. Ha nedir o? O işletim sistemi. Şimdi kainatta bir işletim sistemi var. Sistem var, işlem. İnsanda da var. Şimdi bu işletim sistemini yerli yerinde şey yaparsanız, yerli yerinde virüs girmez. Bulamaz çünkü o. Yani her şey yerli yerindedir. Yerli yerde kullanılır. Yerli yerlere girilir. Yerli yerlerinde dolaşılır. Her şey yerindedir. Bu sünnettir. İşletim İşte kainatın ara boşluğu, ademi dediğimiz vücudun simgeselliği ve realitesi olan şeytan. Şeytan, sünnet-i seniyenin ara boşluklarıdır. Hani yolu gösteren arsalar gibi mi? Yolu gösteren? Arsalar, o boş arsalar. Evet. Yolu gösteriyor. Olabilir evet. O da olabilir. Şimdi şeytanı böyle bilirsen yani sünnet-i seniyenin ara boşluğudur. O zaman Allah Resulü
benim şeytanım iman etti. Ara boşluğu yoktur. Sistem bütündür. Sistemin bütünlüğüdür zaten. Ona ait de bir yer vardı. Benim şeytanım iman etti. Bulabilirsem ona da atıf yapayım. Efendim. Peygamber Aleyhisselam hadisi var. Şeytan kainatın işletim sistemindeki birbirine geçiş yollarındaki boşluklar. Vücutta ise sünnet-i seniyenin uygulanmadığı her şey şeytandır. Sünnet-i seniyenin olmadığı her boşluk şeytanedir, ademidir. Şeytanın da şeyde mantığı, kuralı, işletimi şudur. Var üzerine kurulmuştur mantığı. Mesela abdesti olana abdestini sorgulattırır. İşte bak, benim şeytanım iman etti. Uzun olur, konuyu değişir de. Buldum ama uzun olur. Ama gelmişken düz okuyayım. Yani şeytan, Adem alemleri hesabına çalışıyor. Yani varı yok etme üzerine kurulmuş şeytan. Yani var olanı yok etmek. İmana musallattır. Çiçeğe musallattır arı. Pisliğe musallattır sinek. Yani sinek ona musallat olur. Çok ilginçtir. Bir sineği ışık yakarsanız sineğe ona gider. Işığı söndürürseniz pisliğe gider. Böyle bir şey sinek var ya. İnsanda da öyle. Şimdi Adem ise mesela abdesti olana abdestin yoktur der. Abdestsize abdestin var mı falan diye vesvese vermez. Kalkar alır diye. İmansıza imanın var mı demez. İmansıza imanını sorgulattırmaya kalkarsa imansızlığın kötü olduğun zaman hemen iman eder. Adam sistemine uygun değil o. Adamın mantığı yani sistem vücudu Adem'e dönüştürmektir İsmail. Yani varı yoka dönüştürmek kurulmuş. Mesela imanın var mı? Allah Resulü'nün ifadesiyle imanın var mı şu vesvese diyor. Sahabesi olmuş. Böyle geliyor ya Resulallah. Halis bir imanın delilidir diyor hadiste. İman hakkında vesvese halis bir imanın vesikasıdır. Benim tabirimle vesikası ve altına evet Hasan imza atıyorum yemin ederim. Abdestinde şüphe ettin, bütün günah bana ait. Vesvese ettin, abdestlisin. Eğer abdestsiz olsaydın, abdestsizlik vesvesesi gelmezdi. Geliyorsa, sana şeytan diyor ki abdestin var. Çünkü sistem öyle çalışıyor. Hala şüpheleniyorsan, şeytanın işlevini bilmiyorsun. Abi biliyorum ama gene yapamıyorum. O zaman senin batarya yani şeye benziyor yani ne yapacağını bilmiyorsun. Ekran karardı bilgisayar. Niye? Aküsü bitti. Bitmeye iş yapınca öyle olur. O ayrı bir sistem işte. Ayrı bir sistemin çalışmıyor senin. Adem ise vücud-i ilmiye perde olmuş bir unvandır. Varlık Adem'de ifade ediliyor. Yani varlık bir yerde ifade edilecek. Bir dersi dinlemenizi tavsiye ederim. Bir sitede bir ders var. Allah ol dedi, ol. Oldu. Ama Allah'tan Allah var iken hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu ki. Nereye, kime dedi ol? Yani neye dedi? Bir sitede var mı şimdi? Ol dedi, oldu. Bir şey yoktu, kime diyeceksin? Ben bir şeye, ey ol, kalk diyebilmem için olman lazım. Olmayana nasıl diyeceğim? Bir bakın dinleyin. Çok ilginçti, hoş bir derstir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz vücudu tameye mazhar olduğundan yani vücudu etem, vücudu kemalatın tam buna mazhar olduğundan ademi vücudu ile vücut artık bir oldu. Yani ara boşluğu yok. Adem demek, Adem vücudun ifade edildiği zemin, Adem yokluk yani. Sünnet-i senin ara boşluğu, ara boşluğu hiç yok ki. Benim gözüm uyur dedi. Kalbim uyumaz. Hiç uyumuyor.
Şeytan da ara boşluğuydu. Ara boşluk olmayınca Adem'in her şeyi kullanılıyor. Adem vücudun ifade edildiği zemin. Oduna Adem'in vücuduyla vücut artık bir oldu. Artık Adem de vücut da bir hale geldi Resulullah'ta. Yani Adem'le vücut, bir de söyleyeyim, sinema oynuyor. Duvar yoksa film oynar mı? İşte biz filmi görürüz, duvarı görmeyiz. Oysa duvarsız film oynamaz. Duvara Adem denilir. Yani yoklukla varlık değil mi? Yani varlığın yokluğu. Yani hiçlik manası değil. Vücudu haricisi yok. Varlığın ifade edildiği bir zemin. Allah Resulü'nde Adem'le vücut eşit olmuş. Onun için şeytanım iman etti. Den. Bunun değişik bir ifadesi bu. O zaman kim kime çalışacak? Yani ara boşluğu yok. Adem'le vücut eşit oldu. Kim kime çalışacak? Şeytan, sünnet-i senin ara boşluğudur. Vücudu Adem'e boşaltır. Adem denen bir şey gözükmüyor ki, hep bitişik. Şöyle misal vereyim. Şöyle yapayım da oraya gene geliriz. Hani misal vermiştik böyle 20'ye 20. Bir oda düşünün. Yarım metre su doldurun. 20 santime 20 santime kare şeklinde plastik parçaları koyun su üzerine. Kare olsun. Tamam, tamamen yapıştırdınız. Hiç boşluk yok. Her bir plastik o suda yüzen. Renkli olsun, ışıklı. Kırmızı, pembe, mavi, siyah vesaire. Tamam. Hayal edebiliyor musunuz? İşte de hayal bunun için vermiş. Bir düşünün bir 20'ye 20 bir spor kompleksi. Yarım metre su doldurdunuz. Tamam. 20'ye 20 de veya 30'a 30'a şey yapın. Bir tane plastik suda batmasın. Tamam. Tamamen yapıştırın, hiç boşluk olmasın. Tamamen. Hiç boşluk yok. Ve üzerinde de lamba yanacak. Kırmızı, yeşil, mavi, pembe vesaire, sarı. Tamam mı? Işığı söndürelim diyoruz. Tavana bakın. Tamamen sabit değil mi aşağıdaki yansıması? Peki. Atama desem oradan 3-4 tane aradan al. İsmail de alsa, şuradan alsa, buradan. Yani herkes 3-5 tane alsın havuzdan. Havuzdan al. Ara boşluk oldu mu? Suyu da alttan bir tanesi hareketlendirse, aldık ya ortalardan 5-10 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane parçayı aldık. Boşluk oldu mu şeyin suda, gölde? Şimdi suyu da hareketlendirsek o plastikler oynar mı, oynamaz mı? Oynar. Tavana bakın, oynadığını görüyor musunuz? Farklı manzaralar çıkıyor. İşte o ara boşluğu olmasa farklı şeyler olmaz. İşte varlığın içerisindeki o ara boşluğu, o Adem dediğimiz o boşluklardır. O boşluklar olmasa kainat donuk olur. Onun için şeytan denilen sistem bu yani. Ademi vücut. Ara boşluğudur. Şeytanı çekip çıkarırsanız bu dünyada yaşanmaz. Dünya denen bir şey olmaz. Olur cennet gibi. Cennet de olur. Enkaz demeyeceğim de. Cennet olmaz. Ne demek? Cennette Adem cennette olduğunu bilmiyordu. Onun için yedi zaten. Bilseydi orada ölümsüzlük olduğunu bilecek diye uymayacaktı. Demek ki şeytan, Adem, o plastikleri aldık ya, boşluktur. Burası da dünyadır. Burası da bu esmadır. O su da sıfattır. O ara boşluklar da şeytandır. Suyu hareketlendiren düşüncelerdir. Farklı yansımalar oluyor. Çoğu boşluk olması lazım. Ama belirli bir kıvama geldikten sonra tamamen bazılarında fıtratında kapatmış. Hiçbir boşluk yok. O zaman kim kime çalışacak? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de de Adem'i vücut seviyesinde bir mertebeye inkılap ediyor. Şeytan şeytanlığını yapamaz olmuş. Yalnız Adem'i vücutluk yapıyor. Yani şeytan, Allah Resulü'nde şeytan vücudun İfade edilmesi için Adem'i vücutluluğu yapıyor. Onun üzerine biniliyor. Yani hakikatler onun zemininde perdesiz, şaibesiz tezahür ediyor. Nasıl ki Beyazıt-ı Bestami uyuyakaldı, namazı kaza oldu. Bu sefer bir sene uyumadı.
bir sene sonra namaz vakitleri gelince, namaz vakti geldi diye şeytan uyarıyordu. Bir namazı kaçırdı diye, bir tek namazı kaçırdınsa, ben kaç tane kaçırdımsa o kadar sene uyumayacağım dedi. Bir sene uyumamıştı. Bu sefer şeytan bir daha bunu yapar diye, her namaz vakti gelince Besdami namazını kıl, namaz vakti geldi diyor. Ne yaptı? İman etti. İman etmesi onun cennete gitmesi manasında değil. Bana kar sağlıyor. Şeytan diyor ki bana namaz kıl. Şeytan der mi? Namaz kıl. Hazreti Ali'ye yapmadım. Kalk dedi. Namaza kaldıran oydu, şeytandı. Çünkü bir oydu galiba. Namazı kaçırmış. Namazı kaçırınca öyle bir ah çekti ki Allah kılsaydı namazından daha fazla sevap verilecekti. Bilmem kaç bin kişinin de tövbesine de vesile oldu ona sevabı. Yeterdi diyor. Şeytan bundan rahatsız olduğu için o kadar münacat etti, o kadar Allah'a yalvardı ki şeytan böyle bir de yalvarmasını istemediği için namazda yani kalk dermiş. Şeytan iman etti işte. İman etti bizim bildiğimiz değil yani. Çalmış. Bana iman etti diyor. Allah'a iman etti demiyor. Hadiste de öyle geçiyor. Allah'a iman etti demiyor. Şeytanım iman etti. Ha? Biraz önce aklıma takıldı o. Şimdi açtı yanımda. Şimdi açıldı. Evet. Allah'a iman etti demiyor. Bana iman etti diyor. Yani. Bana tabi oldu. Şeytanım iman etti. Tabi oldu yani benim imanıma. İmanına tabi oldu. İmanının ifade edilmesi için. Aradaki fark ne abi? Allah'a iman etmek, imanıma yardım etmek. Mesela ya Ali kalk namaza. Demek kendisi namaz kılmamak. Düşün arasındaki fark. Ama namaza kaldırıyor. Fark anladın mı? İmanı... Kendisi namaz kılmıyor. Namaz kılmayı söylüyor. Mesela başkasını yapayım. Kendisi iman etmemiş şeytan. İnsanları, Müslümanları imansızlıkla korkutuyor. Kendisi cehennemden korkmuyor. Bütün cehennem korkusu, ateşten yanma korkusu şeytandan geliyor. Şeytan korkutuyor, seni yakacak. Vesvese şeklindeki korkudan bahsediyorum. Seni yakacak, şöyle yapacak, psikolojisi bununla bozuluyorlar insan. Yani kontrolsüz korku. Şeytanım bana iman etti diyor. Benim şeytanım Allah'a iman etti demedi ki. İman etti diyor. Nereye iman etti? İmanıma iman etti. İmanıma yardım ediyor. Bak nasıl etmiş. Beyazıt-ı Bestami'ye de iman etti. Bir sene neden? Nasıl ki Beyazıt-ı Bestami uyuyakaldı, namazı kaza oldu. Bu sefer bir sene uyumadı. Bir sene sonra namaz vakitleri gelince namaz vakit geldi diye şeytan uyarıyordu. İman etmedim onun imanına. Namazına namaz etti. Namaz söylüyor. Bana itaat ediyor diyor. Şeytan böyle itaat ediyor işte. Şeytanın bana iman etti, itaat ediyor demektir. Senin namazda kurma saati ya. Saat kurmana gerek yok be zaten. Uyumayın. Kurma saatine gerek yok. Şeytan girdi kaldıracaksın. Hap içiyorlar mesela. Uyku hapı. Uykusu yok. Lan kardeşim daha beter. Değişik bende hap var. Onun için. Abi ne hapın var ya? Yatağın kenarına şey koymasa böyle yürüyemezse. Kur'an'ını koy. Risale'ni koy. Koy böyle. Yataktasın. Uykun gelmesin. Allah aşkına yorgan da üzerine olsun. Aç Kur'an'ın. Aç Risale'nin. Aç. Uykun geliyor mu? Gelmiyor. Hap atacağına bu hap at. Çünkü şeytan bu sefer diye başlayacak sana yapmaya. Çünkü başına gelecekleri biliyor şeytan. O zaman namaz vakitlerinde şeytan uyandırmaya başladı. Sünnet-i seniye uymak senin ademi vücut sana itaat ediyor demektir ki onun adı da şeytanın bana iman etti. Devam edelim. Hani yeni geldiğimiz için bir şey olmasın diye hafif dersten başladık ama... Gözüyle ve aklıyla yakine müşahede ettiği halde bunu iddia edip yaşayanların akıbetleri ortada göründüğü halde insanın uyanmaması garip. Yani mutlak hürriyeti, bak ne hale geldi insanlar, köleleştirildiğini, ruh öldüğünü, mutlak hürriyetteki kasıt bedenin isteklerini her ne istiyorsa yapmaktır ki
Bu daldaki vahşi canavarlara mahsus. Yani ruhtan haberi olmayanların özelliği, iddiasıdır bu. Ruh bilmiyor. İşte gözleriyle bak. Mutlak hürriyet dedikleri var ya, mutlak. Her istediği gelecek. Her isteği olanlara, yani olma nispetinde toplumda yaşayan zengin çocukları var. Her isteği oluyor. Ama akıbetlerine bakın, gözleriyle ve aklıyla yakinen müşahede ettiği halde onların akıbettir. Mızmız, içimsiz, mutsuz, intihar etmiş, huzursuz. Bu halde, gördüğü halde iddia edip yaşayanların akıbetleri ortada. Akıbetler ortada. Yani ben psikolojik şeyim, benim canım sıkılıyor, ekmeğim yok. Açım, çıplağım da olan var mı? Hep varlık içinde bulunmuş bunlar. Mutsuz insanlara bakın, ben muydum? Mutsuz insanlar, servet içinde olan insanlardır. Çünkü serveti olmayanlar, mutsuzluğa zamanları yoktur. Çünkü servet para kazanayım, ekmek para kazanayım diye zaten kendilerini unuttu. Mutlu. Bakın bakalım, sıkıntılı insanlar diyor ustad, oradan çıkarıyorum. İşsiz insanlardır. İşsiz illa... Ömrünün geçmesini isterler. Tabii yani. Mesela işsiz illa bir şey yapmak falan, kaynak yapmak, balıkçı yapmak değil. Kitap okumuyor, Kur'an okumuyor. En büyük işler bu. Bunu da yapmıyor. İş de yapmıyor. Sen sıkıntıdan kurtulacaksın. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olmaz. Çünkü yapı sistem böyle çalışmıyor. Birisi... Abi hürriyet derken beden, ruh, nefis arasındaki bu hürriyeti nasıl anlayacağız? Yani bu ilişkiyi kuramamaktır yani. İkisi de bedene hakim olmak. Yani sünnet-i seniyye hürriyetin ta kendisidir. Tanımlamayı yaparsak cümleyi, kendine ve gayrisine zarar vermemektir hürriyet. Kurala uymaktır o zaman. Yani sisteme uymak. Sisteme uydun mu, ruhu cesedden çıkarıyorsun. Mesela bir şey söyledim. Ramazan'dayız, önden konuşalım da rahat ederiz. Mesela nasıl olur? Şimdi oruç demek düşüncedir ya. Düşünceye hakim olmaktır. Başka bir şey yok. Tutamam diyen tutamaz. Tutarım diyen tutuyor. Düşüncenin ta kendisidir. Vücudun %76'sı su değil. Bak, dedi ya nasıl gözükür. Bilince güzel oluyor. %76'sı su. Ustad diyor ki, oruç diyor, nefsin firavuniyet, direkt orucu, oruç, nefsin firavuniyet cephesine darbe vurur diyor. Firavun suda gark olmuştur. Musa vesile olmuştur. Musa, dinimizde şeriat simgesidir. Şeriatçıdır. Zahircidir. İsa batıncıdır. Davut zahircidir. İbrahim batıncıdır. Davut demiri eritmiştir, zırh yapmıştır. Ateş, tamam mı? Ondan sonra, ama İbrahim ateşe hükmetmiştir. Mesela Musa zahircidir, suya şey yapmıştır ama Nuh suya galip olmuştur. Şimdi %76 su olduğu için oruç direkt şeye darbe vuruyor. Nefse darbe vuruyor. Nefsin firavuniyetin. Onu söyle arkadaşlara, ses yapmasınlar. Onları siz uyarlanırsınız. Bu sistemi bilirsen insan rahat ediyor bakın. Onu rahat ediyor. O zaman bilince yani bu firavunluk cephesine darbe vuruyor. Firavunluk cephesine darbe vuruyor. Nasıl darbe vuruyor? %76 su zaten yanmaktır. İşte hürriyet, böyle cehaletle hürriyet olmaz. Cehaletle hürriyet olmaz. Yani düşüncene hakim oldun mu, düşünceye mesela oruca hakim oluyorsun. Ben tutamam, şey yapıyorum, hayal ediyorsun, onları konuşuyorsun, tabii tutamaz. Yani ne yaptın? Gittin, boğuldu gitti suda. Ramazan yanmaktır. Yanmak. Neyi yakıyorsun?
Nasıl yapıyor? Bedenin %76 suyuna darbe vuruyorsun. Suyun suruna darbe vuruyorsun. Ruhu kurtarıyorsun. Bak Musa geçti. Gene de açlık olarak bilirler ama abi şeyi, orucu. Açlık olarak. Açlık da oruç ayrıdır. Savm ayrıdır. Siyam ayrıdır. Yani bilmeleri bizi fazla değil. Bizim bilmemiz önemli. Biz bilelim. Adam bilmek isterse de öğrenir. Oruç, yeme, içme ve cinsellikten uzak durmaktır. Oruç. Sav, dima, düşünceye yani hakim olmaktır. Siyam, lügat manasında mesela toplumsal bir ibadettir. Toplumun bireylerini teke getiriyor. Siyam. Yani bir o namaz gibi böyle değil. Yani evinde namaz kılar, sonra kılar, önce kılar. Tamam. Fakat oruç öyle değil. Herkes aynı şeyi yapıyor. Bütün toplum. İşte bu zahir lügat böyledir. Benim batın lügatımda ben öyle küllatı öyle görmüyorum. O lügat öyle. Batın lügatta dima, vicdan, kalp ve ruh bütünlüğe getirebilmektir. Yani ruhtaki o istidat ve kabiliyetleri bütüne getirmek. Yani zahir lügatta efradı bütüne getirmek, batın lügatta ruhtakileri bütüne getirmek. Birisi, buraya okuduk mu? Ha, birisi hürriyet, hürriyet. Bak, hürriyet, hürriyet içimden diyor ama hürriyet, hürriyet içinden diyor ama kim diyor bilmiyor. Hür olmak, hürriyet, hürriyet, hürriyet diyor ama bu diyen papağan gibi insan içeriden kim söylediğini bilmiyor. Ruh mu diyor, nefis mi diyor? Odundaki duman mı diyor, nur mu diyor? Tanımıyor. İşte onun kim olduğunu bulmak kavşan noktan olsun. Hür, hür olmak. O senin kavşağın olsun. Kim diyor bunu? Üstadım dediği hürriyet, hani ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşarım. Ruhsuz yaşayamam demektir. Onu mu kastediyor? Evet. Hürriyet, yani böyle şey yapmak, istediğim gibi dolaşmak değil. İstediğin gibi değil. Yani ruhun hakim olduğu bir beden, beden hayatı. Mesela ustad dağlar çıkacak, tefekkür edecek. Engel oluyorlar. Hür değil. Hapiste. Yani tefekkür edecek. Eyüp Sultan'da namaz kılacak. Dostlarını ziyaret edecek. İlmi sohbet yapacaklar. Ruhu âli edecek. Ruhu kuyudan çıkaracak. Engel oluyorsun. Yani zaten hapishaneler bedene değil. Zaten yiyip içip yatıyorlar hapishanede. Niye sıkılıyorlar? Ruh sıkılıyor. Onun için hapishane. Hapishane ruhadır. Bedene değil ki. Hapishane bedene. Hapishane değil ki. Belki de en rahat ettikleri yer hapishanedir. Bedenen. Yiyor, içiyor, yatıyor. Niye hapishanedir? Ruh sıkılıyor da ondan. Hürriyet, içsel ve dışsal dengelerin korunmasıdır. Bir tarafı esas almak, diğer tarafı yok saymak değil. Dengeleri dengeye koymak, oturtmaktır hürriyet. Yok, değerleri bozmak değil hürriyet. Yani beden, ruh, akıl ilişkileri. Mutlak hürriyet, tek boyutlu yaşayan doğadaki vahşi hayatlara yakışır. Çünkü işleriyle dış dünyaları aynı. Yani vahşi canavarların işleri de aynı, dağ da aynıdır. Bedenleriyle ruhları eşittir. Yaşadıkları doğa da eşittir. Çünkü bizdeki ne kendine ne de gayrına zarar dokunmamasıdır hürriyet. Fıtratı kıblesine koymaktır ki hürriyet. Hürriyet nedir? Fıtratı, yaratılış gerçeğini kıblesine koymaktır ki ifrat tefritten azade olarak hayatında, düşüncelerinde ve ruhsal yapında ve eylemde hayatını ifrat tefritten azade olarak hayatını kıblesine koymaktır. Hani diyoruz ya duada, ya Rabbi aklıma marifetullah, kalbime muhabbetullah, bedenime ibadetullah, hayatıma kıbletullah nasip et.
enfusu yönünü fark etmektir. Fıtrat-ı asliyelen, fıtrat-ı asliye, asliyelerine doğru neşü nemalanmaktır. Neşü nemalanmaktır. Hürriyet. Yani bedende ekilip aslına doğru uruç etmektir. Yani ruhun urucudur hürriyet. Yani hürriyet aklınıza gelince bu ders bittikten sonra pergeli ruha koyacaksınız. Demirini koyup ona göre çizeceksiniz. Yani o kadar olsa, bir bilginiz olsa yeter. Hürriyetin ismini biliyoruz, kendisini tanımıyoruz. Hürriyet diyoruz ama ismini biliyoruz, kendini tanımıyoruz. İnsan denen kainatın, memleketin ve sarayın içinde kimlerin oturduğunu bilmiyoruz. İnsan denen kainatın, şu insan denen şu kainatın kimler oturduğunu, kimler ne yaptığını bilmiyoruz. İçeriden ses geliyor, yazı, mesaj geliyor ama kimden geliyor bilmiyoruz. Mesela bir cep telefonu düşün, yazı geliyor, ses geliyor, resim geliyor. Kimden geldiğini bilmiyorsun cep telefonunda. Numarası kayıtlı değil yani. Gizli bir numara. Ne kadar endişe edersin? Allah Allah, bunu bana niye gönderdi? Niye yazdı ya bunu? Bu yazı, bu resmi niye göndermiş? İnsan endişe ederiz. Hürriyet dediğin başkalarının yaşamak. Şimdi öyle değil mi? Başkalarına ne derler diye yaşıyoruz. Hürriyet dediğin başkalarını yaşamak. Başkalarının isteklerini yapmak mecburiyetinde olmak mıdır? Toplumun dayatmalarına uymak mıdır hürriyet? Ne derler demek midir? Yaşadığın hayatı sen mi kurguladın, yoksa kendini onun içinde mi buldun? Şu cemiyet hayatını sen mi kurdun? Sen mi kurguladın? Senin isteğin üzerine mi sistemlenmiş? Yok. Yoksa kendini bu sistemin içinde bulmadın. O zaman birilerinin isteğini yaşıyorsun. Kurduğu sistemin içinde yaşıyorsun. İşte enfusi tefekkür, yani Risale-i Nur ve medreseler, camiler, dershaneler, Kur'an kursları, yani dinle alakalı yapılar, hangisi olursa olsun, yeter ki din olsun içerisi, toplumda soyutlanma faaliyetinin adıdır. Topluma rağmen yeni bir toplum yapmak, yeni bir sistemde yaşamak. Yani dayatmalardan absorbe, yani tecrit olmak, dayatmalardan kurtulmak. Yani ruhumun istediği bir sistem kurmak. Yani camilerin bir manası budur. Cem budur yani. Cem'e gelmek. İlle kişilerin toplandığı yer, lugatı budur. Zahirde cami, cem yeri. Yani cem olunan yer, toplanılan yer. Her bir insanı bir duygu düşünsen, cami de kubbe kafadır. Cami kendisi bedendir, o ruhtur. Her bir insan namaz kılan da ruhtaki istidat kabiliyetlerdir. Cem'e gelmiş. Bir imama uyuyor, imana uyuyor. Allahu Ekber diyor, Allahu Ekber diyor. O da uyuyor. Yaşadığın hayatı sen mi kurguladın, yoksa kendini onun içinde mi buldun? Hürriyet dediğin birilerinin kurguladığı, hayata sunduğu ve sen de onu uymak mecburiyetinde kaldığın şey midir? Bu hayatı senin düşündüğün, arzuladığın olmadığına delil, sen bu hayat tarzını hazır gördün, içine doğdun ve büyüyorsun. İçine doğdun. Birileri seni onun içine koymuş, tıpkı Fanos gibi. Fanos'taki, balıktaki hür zanneder kendisini. Fanos var ya, şişe, cam, içi su, balık var. Hür zanneder. Oysa dönüp duruyor. Zannediyor ki ben gidiyorum da gidiyorum. Oysa kıçına doğru gidiyor. Arkasına doğru gidiyor. Bak, Fanos gibi balık da, Fanos da hür zanneder kendini. Uçsuz bucaksız bir okyanusta yüzüyorum zanneder. Baksana istediklerimi yapıyorum der balık. Bak, istediğim gibi yukarı çıkıyorum, aşağı iniyorum, sağa dönüyorum. Ama benim kurguladığım, benim ona tanıdığım hak kadar bir hakkı var.
Oysa senin istekler senin isteklerimin dediğin şeyin birilerinin istekleri ve sana yapabilirsin şuraya kadar dedikleri sistemin adıdır. Yani sen ben hürüm istediklerimi yapıyorum dedin ne biliyor musun? Birilerinin sana istedikleri, istettikleri ve şuraya kadar isteyebilirsin dedikleri şeylerdir. Bakın her şeyinize. Arabanın rengini bilesen, arabanın içini sen sistemlememişsin. Her şey öyle ya. Birileri böyle yapacaksın dediği şeydir. Ben istediğim arabayı alırsın. Hayır, istediklerinin içerisinde senin isteğin var. Acaba şimdi fanusta olmadığını nereden biliyorsun ve neyle biliyorsun? Balığa dedik, konuştuk ve gülüp geçtik. Peki senin şu anda Bremenhafen fanusunda olmadığını nereden biliyoruz? Fanusta olmadığımızı kim söylüyor? Kim söylüyor? Düşünceler fanus olmuş. Fanus cam şişe kap. Vicdanlar fanus olmuş, kilitlenmiş. Ruhlar fanus olmuş. Çok acayip. Fanusu kırmak sünneti oruçtur mesela, namazdır. Kendi özbenliğine tanışmaktır. Öze seyahattır. İçsel arınmadır. Sıyrılmadır bedenden. Ve onun faaliyetidir. Bunu söylerken kaç saat Türkiye'den geç iftar açılan memlekete geldim. Bak ilk akşamda olacak. Gayet şeydir. Düşüncelerin hakim olunca her şey hakim oluyorsun. Oruç ben tutamıyorum diyen mesela bak bir tanesi söyleyeyim çok ilginçtir. Çok Kur'an kursu yeğenim. Kur'an kursuna gitmiş çocuk 13 yaşında hafızlık yapıyor. Tabii çocuktur da. Karabalık vesaire. Büyükler de var vesaire. Takmış bir tanesi çocuk buna zulmetmiş veya işte nasıl olmuşsa. Haftalarca aylarca bu yaşlısı buna zulmediyor falan. Çocuk da cesaret edemiyor dövüşeyim onunla. Yani bayağı içeriye akıtmış çocuk. Bir de evden beklentiler çok evden. Hafız olacak bilmem ne. Çocuk ben burada yapamıyorum. Bunlar böyle bana burada sıkıyorlar. İçeriye akıtmış akıtmış. En son bir güne saldırmış canavara. Ama saldırmış neyse ayırmışlar. Ama çocuk tabii kandaki değerler değişmiş. İşte sistem o anda çözülünce, kökünce sıkıntı değil mi? Sıkıntı çok. Kan değerlerini, kimisi tansiyon değerini, zaafı o noktada tansiyonu değişir. Kimisi şekeri değişir. Kimisi sinirsel yapıları değişir. Kimisi kaslarla alakalı, kimisi bezlerle alakalı şeyler değişir. Bu çocuğun da kan değerlerinde değişme olmuş. Bu şey sistem. Tam onu fırsat bulan sinek, pislik nedir o? Erva habise tak diye giriverdi. Çünkü zaaf ya savunmasız kalmış. Doktora bir gidiyorlar tabii gidene kadar tak diye adam girmiş. Kan değerleri yükselmiş tabii. Çünkü ya tansiyon yükselir. Ya kaslar ya lifler yaş. Bunun zaafı kan. Doktor bir şey yapıyor. O bir tahlil, bir teşhis, tespit. Şeker çıkıyor. Şeker çıkar tabii. Ben baklava yedikten sonra gidip kan aldırırım, bak zirve yapar. 280 değil, 580 olur. Baklava yemişim. Öyle değil. Ondan sonra bir şey anlatacağım yani size. Bak şekerde nasıl kurtulur. Ben oruçluyum ve abdestliyim size söylüyorum. Bak nasıl kurtuldu. 13 yaşında çocuk. 3 ay ancak olmuş. Günde 3 tane şeker düşürür, insülin vuruluyor çocuk. Teşhis bu. Şeker. Ondan sonra şey yaptı, işte irtibata geçti. Ben bu işin ehli değilim ama nasıl düşünmüşlerse, ne düşünmüşlerse, nasıl ihlaslı, yani zannediyor ki karşıdan oysa kendi Allah'a karşı ihlasından dolayı neyse şeyler arası geldi. Geldiler. Geldi, çocuğa anlattım, sistemi anlattım. Kaşımı aldım, büyük adamlar gibi. Sistemi anlattım. Ustad, şeytanları ve cinleri Kur'an okuyarak, evrat okuyarak demiyor. İlim onu tard eder.
Cehil onu davet eder. Kur'an okuduk gitti. Gene gelecek. Burada ben pislik var oldukça cam açıksa, cam ne zaman açarsam buraya sinek gelecek. Ben bu pisliği kaldırmadıkça sinekten kurtulamam. Öyle değil. Ne kadar kovarsam kovayım. Pervane getirdim, tamam mı? Öfüren pervane. Rüzgar vuruyor. Sinekleri kaçırdın gitti. Pervaneyi söndürsem sinek gene gelecek. Önemli olan temelde çözüm. Düşünceyi doğru koymak. Çünkü vücut sistemi düşünce üzerine kurulmuş. Yani beden sistemi çalışması düşünceye. Şeker de öyledir, tansiyon da öyledir. Yeter ki samimi inan. Ondan sonra bu dedim sana böyle oldu yavrum. Böyle, 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 böyle. Ha, bu yok değil, girmiş. Onu da okudum, o geçti. Ama gene gelir. Ne zaman? Gelemez. Bu düşünceyi anlattım bak. Düşün, böyle oluyor. Sende şeker yoktur. Sende şeker hakikaten yok. Hani psikolojik olarak demiyorum. Ne yok? O zaman öyleydi. Gittim. Düzeldi. Üç gün sonra mı? İki gün, üç dört gün sonra bir daha telefon etti. Abi çok kötüyüm. Gel. Hayırdır? Ya ben dedi şey yaptım dedi. Tahlil ettirdim. Kanım gene 250 çıktı diyor. Ne zaman tahlil ettirdim? Ya dedi fazla ne yedin dedim. Üç dilim baklava yemiş. 2-3 saat sonra. Lan 2-3 saat sonra kanı tahlil etmiş 250 çıktı. Sen dedim yanlış tahlil ettin. Nasıl dedi? Dedim şekeri dedim kana değil batırmayacaksan baklavaya batıracaksın. Şekeri var mı yok mu diye. Baklavaya batır. Ulan şeker yedikten sonra kimin şekeri yükselmez? Peki ne yapıyor vücut? Gidiyor günün hayatında 4 saatte 6 saatte onu yok ediyor. Hatta şekerini baktırmak için akşam 5-6'dan sonra yemeyeceksin. Ertesi günü 9-10'unda tahlil edeceksin. Baklava yiyor 3-4 saat sonra kanı tahlil ediyor. Şekerim yüksek çıktı diye moral bozuk. La kardeşim al şunu ye dedim. Al şunu bakalım. Ye bunu. Aşağıda hemen dedim tahlil yapacaklar dedim. Kan tahlil. Oh, gülüyor. Hakikaten öyle yaptık mı dedi. Aynı öyle. Olmaz. Ya neye şey yapmaya çalışıyorum? Düşüncelerimiz var ya. Ustad da diyor ki madde hastalıklarının kökü olan vehmi hastalıklarındır diyor. Onları doğru düşünerek kes diyor. Madde hastalıkların kökü olan vehmi hastalıklarını kes. 10. devada galiba öyle zannediyor. Ya 10'da ya 11'de diyor hastalar risalesinde. Bunlar oralardan toplamış o şeyler. Bunlar bir kitaptan bulunacak şey değil. Zaten uslubuma ifademde benden olduğunu bir yerde nakil olmaz yani böyle bir şey. Zaten çok unutmayın. Eğer bir yazıyı başkasından naklediliyorsa düz okur, kırılıp okur. Cümle akıcı da ona olur. Cümleler de ona yakışır. Yakışıp yakışmadığını anlarsın. Arada kafayı kaldırıp konuşamaz. Çünkü içi yok. Kalıbı var. Bir şey naklediliyorsa mesela bir başkası okusun. Böyle izah edebilir mi? Bunu. Bunu ben ederim. Çünkü ben yazdım. İçi var. İçi bende. Kalıbı burada. Ama başka bir yerden ben bunu nakletsem içi yok. Burada okurum geçerim. Ne ben anlardım ne sen. Hayatın içerisiyle anlatmaya çalışıyorum. Oruç bak ne kadar rahat mısınız değil misiniz bu dersler bu geldikten sonra İsmail. Bu konuşmadan sonra. Düşüncene hakim oluyor. Desen ki ben en çok sizden ben rahatsız olmam lazım. Yani sizden daha fazla ben. Çünkü ben Türkiye'deyim sağa kalkmışım burada iftar açacağım. Tamam. Ben Türkiye'de dünle şeyde 1,5 saat önce açıyordum İstanbul'da. Şimdi 1,5 saat sonra açacağım. En çok rahatsız ben olur. Gayet rahatım. İnandığım için. Dimağımı, aklımı, yani tasavvurumu kullanma nispetinde rahatım. Niye? Ya açlık elemini Allah aşkına hiç çektik mi ya? Ne olur ya? Ne olur bu sözümü bir dinleyin. Açlık elemini hasret kaldık ya. Eve gidiyorum bir şey atıştırıyorum. Arabaya gidiyorum bir şey var orada. Bir poşet var. Dükkana gidiyorum bir şey, işe gidiyorum o arkadaş bir şey. Ya arkadaş açlık elemini unutmadık mı ya? Açlık denen bir elemi bile unuttum. Açlığı unuttuk ha. Sanal bir açlık. O açlık değildi o. Yani ciddi bir açlığı tadan var mı ya? Şu andaki açlıktır işte. Şu anda lezzetli olan açlıktır. Açlığı unuttuk ya. Ben söyleyeyim size. Eve geliyorsun mutlaka hemen bir şey. Yemek yiyorsun. Balkona geçiriyorsunuz. Çoluk çocuk hanımla oturuyorsunuz. Ya bir şey atıyorsun. Daha yarım saat geçmedi, bir saat geçmedi. Yatıyorsun, gece kalkıyorsun,
Affedersin, tuvalete bile gitme bile yemeğe bahane olmuş. Tuvalete gitti, git dönerek ya bu dolaba açıyor bir şeyi atıştırıyormuşlar. Öyle mi değil? Evet. Tuvalete giderken, lan tuvalet yemeğe gitmek mi olmuş ya? Ondan sonra, hadi arabayla, ya bir şey, arabada bir bakıyor, çerez falan var. Ya şuradan bir şey yapalım. Birisi öyle ne var ne yok, ne içiyorsun? Haydar, ne yiyorsun? Ya bir şey ikram etti, ya bir şey zorluyor. Ya açtığı unuttuk arkadaşlar. Açtık deneyen bir zevk yok. Ben vallahi ya ben abdestliyim bak. Diyorum ki ya Rabbi ya bu açlık elimi ben bile özledim ya. Vallahi ben açlığı özledim ya. Bugün o şeyi yaşadım hocam. Şeye gittiğimde yani okula gittiğimde çantasız gittim yani. Her gün yemek götürüyoruz ya. Arkadaşlar dedim ya çantasız gelmek, yemeksiz gelmek ne kadar güzelmiş. Acayip bir şey ya. Mesela bakın bu o kadar acayip çığırına çıkmış ki kar topu yaparsın da dağa bırakırsın. Dağdan vadiye inene kadar toplana acayip. Ya bu şikem perver, bu şikem asın bir belası ya. Bazen insan düşünüyor Ramazan gelse de kurtulsak. Aynen öyle. Öncesi oluyor yani. Tabii ya ben vallahi ben yemin ederim ya ben bugün ha. Bugün hakikaten kemiğime kadar hissettim. Oysa Allah müsaade etti. Seferde kaçabilirsin. Ruhsatı var. Yani çok da sünfelan tamam. Bu uzun bir yol. Az yol değil. 3 saat havada. 2 saat ondan önce havalimanına gidiyorsun. 2 saat. Yani komple günün gidiyor. Ta şeye kadar boşanıyor. Ama ya dedim kemiği böyle bir hissedeyim dedim ya. İçten içe bir açtı. Ya. Ben bile açtı unuttum. Yani ben sabah 8.30'da yerim. Bir de 4'te yer İstanbul'da. Yemem ya biliyorsunuz. Ama açtığı unuttuk ya. Bir dostumuza dükkana gidiyoruz, ziyaret ediyoruz, bir yere gidiyoruz. Ya abi bir şey ikram edeyim falan. Unuttuk. Neyse dayatmaları yaşıyoruz. Son şeyimi okuyayım. Oysa senin istediklerimin, senin istediklerinin dediğin şey, istiyorum dediğin şey, birilerinin istedikleri, ve sana yapabilirsin şuraya kadar dedikleri sistemin adıdır. Sen sudan haberin var, fanustan haberin hiç yok. Sudan haberin var, fanustan haberin yok. Mesela şehit öldüğünü bilmiyor. Ama derste ölmüştür geçen hafta. Gömülmüş mesela, gömmüşüz. Mesela Selahattin abi mesela geçen hafta ölmüş desek misal, inanma da. Derste ölse bilmez ha. Aynı bu haftada derstedir. Öldüğünü bilmez çünkü. Hangi yolda gitmişse, nerede gitse hep derstedir. Ama bilmez. Dersi dinliyor. Her kafa sallıyor. Öldüğünü bilmez. Ama hatta diyorum ki derste, bak aranızda şehit olup da öldüğünü bilmeyen bir cenazesini kılmışız. Belki de göreniniz de vardır. Bu anda içimizde ders dinliyor. Adam öldüğünü bilmiyor. Hakikaten o ölen bile kafası alıyor. Evet hocam diyor. O da bilmiyor diyor. Başkasına nispet ediyor o da. Bakıyorsun böyle. O da böyle yapıyor. Evet bilmiyor. Oysa ölmüş. Abi sen gene söyleme yani. Öldüğünde olur. Çünkü üstad da yapmamış. Değil mi? Ubeyd isminde bir talebem vardı diyor. Şehit olmuştu diyor. Yer altında bana yer hazırlıyor diyor. Benim için çok üzülüyormuş, öldüğümü zannetti diyor, şehit olduğumu. Oysa kendisi şehit, beni şehit biliyor diyor. Ama ona söylememiş. Söylememiş. Ustad dememiş sen şehitsin diye. Hiç ses yapmamış. Sen de yapar. Benim yerimde, ben görmüyorum ki diye. Adam ölmüş, derste ölmüş. Ve hakikaten olmuş ha, inan. Derste ölüyor. 10-15 gün önce onun cenazesini kılınıyor. O nereden bitirmiş? Gene devam ediyor. Derslere geliyor. O hala hep derste. Mesela diyelim ki salı günü Sultanbeyli dersinde oluyor. Onun dersi hiç bitmiyor. Orada. Şehit orada. Şimdi hep ders diyor. Ama biz tabii ders bitiyor. Dağılıyoruz. O dağılmıyor. O hala ders ortamı devam ediyor. Devam ediyor. Kıyamete kadar aynı ders. Allah Allah kusallanıyor falan. Ya ne çabuk bitti. Ders Allah Allah kıyamet nasıl geldi ya al derste. Biz salıdan salıya geliyoruz. Bedenen iştirak ediyoruz. Ama bizim sirayetimiz duruyor. Biz duruyoruz. Biz hayal değiliz orada. Burada duruyor. O daha önce biz geçen hafta salı günü iken bizim sirayetlerimiz duruyor. Temessüllerimiz duruyor.
O da temessülü. Onunla beraber hala ders dinliyor. Benim temessülüm şu anda orada var. Herkesin var ya. Orada olanlar. Adam şöyle yapıyormuş. Bir tanesi anlatıyor da. Şöyle o şehit hakikaten hocam diyor yani. Öldü diyor, bilmiyor diyor. Başkasına nispet ediyor. Ya öldünüz diyorum, haberiniz yok diye. O hala doğru diyor. İnsan bilmiyor, şehit bilmez. Ama kendisi bilmiyor. Tuhaf yani. Onun için senin sağ olduğunu nereden biliyorsun İbrahim? Seni Türkiye'ye götürdükler, gömmüşler. Tamam mı? Seni cenazeni kılmışız, tamam mı? Ben geçen sene aynı böyle olmadığını nereden biliyorsun? Ve her sene yaptığımız şeyler yani senin. Hakikaten olmadığını çok acayip. Yani sudan haberimiz var. Şehit aynı öyle. Öyleyse der. Şehit ile kendisini öldüğünü böyle dürterek bilme. Şehit hiçbir şekilde kendisini bilmez öldüğünü. Allah diyor. Ölü demeyiniz diyor. Ruh ölmemiş. Sen sudan haberin var, fanustan haberin hiç yok. Ama acaba şimdi fanusta olmadığını nereden biliyorsun ve neyle biliyorsun? Dinler ise seni, fanus dinler ise seni fanusa değil okyanusa davet ediyor ki fıtratın neşrine ma bulsun. Zira balına balığına deniz fanus gibi olur. Balina balığına var ya, bilmem kaç yüz bin ton, Karadeniz fanus gibi olur. Okyanus ona deniz olur. Çınar ağacına evindeki saksı değil, uçsuz bucaksız tarla lazım. Çınar ağacını getirdin, fanus senin evindeki saksıya dikiyorsun. Hapishanedir o. Eğer saksiye çınarı zorlarsan, son cümle, eğer saksiye çınarı zorlarsan ya çınar kurur ya da saksı parçalanır. Çünkü onu parçalayacaktır. Onun için bu tür şeyler, yani oruçlar, namazlar, dini özellikler varlığımızı bize gösteren, kanıtlayan, var olduğumuzu, varda olduğumuzu ve ruhu bedenden çıkarma olduğunu, ruhu bedenden çıkartma faaliyeti olduğunu, hürriyetin ta kendisi olduğunu, tamam, yaşadığını farkına getirdiğini. Çünkü dinler hayatın bir ucunu nokta, yani maziye, bir ucunu istikbale bağlıyor. Dini olmayan, dini hayat olmayan bir insan mazi ve müstakbeli yoktur. Anda yaşar, şimdiki zamandadır. Ama dini olanın hem geçmiştedir hem gelecektedir. Çünkü olayları geleceğe göre yorumluyoruz. Mesela bir evde boşanmalar, sıkıntılar, kavgaların durduracak tek yegane sebep o eve ahiret inancı hakim olmasıyladır diyor Usta Hazretleri. Bir eve diyor imani bil ahiret hükmederse o ev cennete döner, hükmetmezse cehenneme döner. Çünkü bütün davranışlarını, konuşmalarını hak hukuk çerçevesinde celan eder. Ahirete iman etmenin, ahirette sonsuzluk hayatında bu benim ebedi refikayı hayatımdır, ebedi kocamdır, ebedi eşimdir. Şimdi baktığına bakma vesaire. Yani düşüncelerini buna oturturur. Bu sisteme oturturur. Ondan sonra davranışların hakkı kulaklarına üzerine oturtur. Benim bu aile hayatım ebedi bir de aile hayatımdır. Fani bir dünyanın için değil. Şimdi eksiklikleri önemli değil. Diye bakar. O zaman o cennet, aile hayatı cennete döner. Ve hür olur. Hürriyet ruhu bedenden çıkarmanın adıdır. Çıkartabilmektir. Yoksa onu iddia etmek değildir. Şöyle de diyebilir miyiz abi? İnsandaki o istatlara, aslılarıyla... Evet, aslı kıblesine koymak. Yani hürriyet, ruhtaki, doğru. Ruhtaki istidat ve kabiliyetlerini kıblesine koymaktır. Onu okudum zaten. Evet. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el fatihatü mâ selevâdır.